Merhaba arkadaşlar. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 dersinin 4. ünitesiyle beraberiz. Bu dersimizde 1. Meşrutiyet, 2. Meşrutiyet Bittiyat Terakki Cemiyeti, 31 Mart Vakası ve Fikir Akımları konularından bahsedeceğiz. Bu dersimizin ilk konusu 1. Meşrutiyet. Devleti yıkılmaktan kurtarmak amacıyla ilan edilen tanzimat ve saat fermanları devletin kötü gidişatını durduramadı. Avrupalı devletler Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmaya devam etti. Çeşitli imtiyazlar elde eden azınlıklar isyanlarını sürdürürken Osmanlı maliyesi de gün geçtikçe kötüleşti. Bu olumsuz durumdan rahatsızlık duyan bir aydın sınıfı ortaya çıktı. Bu aydınlar bir araya gelerek Yeni Osmanlılar diğer adıyla Jön Türkler Cemiyeti'ni kurdular. Cemiyet halkın temel hak ve özgürlüklerini koruma altına alan anayasal bir düzene geçilmesini Vatan bilinciyle birleştirilmiş halkın seçtiği bir meclisin padişahı ile birlikte ülkeyi yönetmesini yani meşruti yönetimi savunuyordu. Genç Osmanlılar meşrutiyetin ilanı için çaba sarf ederken bu fikre karşı olan padişah Abdülaziz engellemeye çalıştı. Jön Türklerin içerideki bu mücadeleleri dışarıda yaşanan Balkan bunalımı meselesi meşrutiyete geçişi kaçınılmaz kıldı. Meşrutiyeti ilan etme sözüyle tahta çıkarılan 2. Abdülhamit, 1876 yılında Kanuni esası ilan etti ve meşruti yönetime geçildi. Kanuni esası de egemenlik Osmanlı Hanedanlığı'nın büyük erkek çocuğuna bırakılırken, halkın mebusan meclis aracılığıyla temsil edilmesine karar verildi. Ayrıca üyeleri padişah tarafından seçilen ayan meclisi de kuruldu. Temel hak ve özgürlükler anayasal güvence altına alındı kanun hazırlama Mebusan Meclisi'ne bırakılırken padişaha kanunları onaylama, sürgüne gönderme ve meclisi açma kapama gibi geniş yetkiler tanındı. İkinci Abdülhamit 2 iki yıl sonra 1877-1878 Osmanlı Rus Harbi'ni sebep göstererek anayasayı askıya aldı ve meşrutiyete son verdi. Anayasanın askıya alındığı 1878'den yeniden yürürlüğe girdiği 1908'e kadar geçen 30 yıllık zaman aralığı istibdat yani baskı dönemi olarak adlandırılır. İstibdat döneminde meşrutiyetin ilanı ve anayasal düzene geçişi sağlama çabaları varlığını korudu. 1891 tarihinde kurulan İttihad Osmani Cemiyeti kuruldu. Bu cemiyet bütün baskı, şiddet, sansür ve jurnallara rağmen gizli olarak çalışmalarına devam etti. Meşrutiyet taraftarları iki Büyük Jön Türk Kongresi'nde bir araya getirildi ve cemiyet adını İttihat ve Terakki Cemiyeti olarak değiştirdi. Mustafa Kemal'in Şam'da kurduğu Vatan ve Hürriyet Cemiyeti de İttihat ve Terakki Cemiyeti ile birleşti. 1907'de İngiltere, Fransa ve Rusya'nın revalde buluşarak anlaşmaları üzerine İttihat ve Terakki Cemiyeti faaliyetlerini hızlandırdı ve harekete geçme kararı aldı. Önce Resneli Niyazi, daha sonra Enver Bey, Makedonya'da meşrutiyet için isyana başladı. Baskılara dayanamayan padişah 23 Temmuz 1908'de meşrutiyeti ilan etti. Anayasa yeniden yürürlüğe girdi. Bu durum ülkede sevinçle karşılandı. Ancak kısa bir süre sonra yaşananlardan faydalanan Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti. Avusturya Bosna Hersey'i ilhak etti. Yunanistan da Girit'e e geçirdi. Şimdi de 31 Mart olayına bakalım. Olayın nedenleri şöyleydi. Ordu içerisinde yaşanan alaylı ve mektepli çekişmesi, İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne ve meşrutiyete karşı olan muhalefetin güçlenmesi, Volkan Gazetesi başyazarı Derviş Vahdeti'nin eleştiri yazıları, Serbestlik Gazetesi'nin başyazarı olan Hasan Fehmi'nin İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından öldürüldüğü iddiası. Muhalif kesim Avcı Taburları ve Darülfünun öğrencilerinin katılımıyla 13 Nisan 1909 tarihinde isyanı başlattı. İsyan, Selanik'ten gelen Mahmut Şevket Paşa komutasındaki hareket ordusu tarafından bastırıldı. Mustafa Kemal de bu ordu içerisinde kolağası olarak yer aldı. İsyanda parmağı olduğu gerekçesiyle 2. Abdülhamit tahttan indirildi, yerine V. Mehmet Reşat getirildi. İttihat ve terakki cemiyetinin yönetimdeki etkinliği arttı. Bu dersimizin son konu başlığı fikir akımları. İlk olarak batıcılık fikrinden bahsedelim. Batıcılık, batının siyasi, askeri, teknolojik, ekonomik ve kültür olarak örnek alınması gerektiğini savunur. Batıcılara göre batı kadar güçlü olunursa devlet kurtulabilir. Tanzimat dönemiyle güçlenen ve etkisi günümüzde de devam eden bir fikir akımıdır. Temsilcileri Abdullah Cevdet ve Celal Nuri'dir. Osmanlıcılık ise Osmanlı devlet sınırları içerisinde yaşayan vatandaşları ırk, din ve dil ayrımı yapmadan eşit kabul eden düşünce anlayışıdır. Bu anlayışa göre devletin bütünlüğünü korumak için halk Osmanlı vatandaşlığı etrafında birleştirilmelidir. Bu yapılırsa Osmanlı birliği gerçekleşir ve devlet yıkılmaktan kurtulabilirdi. Tanzimat ve Birinci Meşrutiyet dönemlerinde etkin olan bu fikir, Balkan Savaşlarından sonra gücünü tamamen yitirmiştir. Bu tarihten sonra Türkçülük düşüncesi ön plana çıkacaktır. Bir diğer fikir akımı İslamcılıktı. İslamcılık, Osmanlı Devleti'nin bütünlüğünü korumak amacıyla 19. yüzyılın ikinci yarısında önem kazanan bir düşünce akımıdır. Önce siyasi düşünce olarak ortaya çıkmış, sonra edebiyat ve düşünce adamları tarafından savunulmuştur. Amacı farklı Müslümanları birleştirip kalkındırmak, Hristiyan dünyasının karşısında bir denge unsuru haline getirmekti. Bu akıma göre toplumun temel direği dindir. Din ile millet birdir. Hangi milletten olursa olsun bütün Müslümanların halifenin etrafında birleşmesi gerekir. Bu düşünceyi savunanlar çoğunlukla Sırat-ı Müstakim, Sebilür Reşat, Mekatip ve İslam gibi dergilerin etrafında toplanmışlardır. Sayit Halim Paşa, Cevdet Paşa, Şeyhülislam Musa Kazım Efendi, Hacı Zihni Efendi eşref edip bu akımı savundu. Bu akım 2. Aplamı tarafından da desteklendi. Ancak bütün çabalara rağmen İslamcılık akımı çok taraftar toplayamamış, siyasi gelişmelerle etkinliğini yitirmiştir. Türkçülük akımı, Osmanlıcılık ve İslamcılık ideolojilerinin uygulama alanı bulamadığı bir zamanda devleti kurtarma adına ortaya çıktı. Bu düşünce akımına göre devlet ancak dili, dini, soyu ve ülküsü bir olan topluma dayanarak ayakta durabilirdi. Türkçülük dil, tarih ve edebiyat alanlarındaki çalışmalarla yani bir kültür hareketi olarak başladı. Zamanla siyasi bir nitelik kazandı. Kurulan dernek ve yayın organlarıyla yaygınlığı arttı. Balkan Savaşları sonrası yaşanan gelişmeler, bilhassa İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin iktidarı ile geçirmesi, Türkçülük -Türk fikrinin güçlenmesine ve devlet siyaseti haline gelmesini sağladı. Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem, Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Yusuf Akçura, Hamdullah Süpi bu akım içinde önemli yere sahiptir. Bu dersimizde Atatürk İlkeleri Winklub Tarihi 1 dersinin 4. ile beraber olduk. Birinci Meşrutiyet, İkinci Meşrutiyet ve İttihat Terakki Cemiyeti, 31 Mart Vakası ve Fikir Akımları konularından bahsettik. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.